Bu değişik oldu. Çok şimdi. Değişik evet. Değişik oldu şimdi. Bana da hak verdiğinizi düşünüyorum ben sizin gözlerinizden. Ya şu an şimdi bu sağlıkla ilgili bir mevzu ve hani az önce sordum ya hani somut bir şey var mı elinizde diye, bundan daha somut bir şey olamaz yani. Evet. Doğru. Korkunç bir şey. Doğru. İnsanın bu anlamda sağlığıyla oynamak. Evet. Tabii bile isteye yaptığı bir şey değil illa ki. Mutlaka ama biraz en azından özenli olması gerekirdi. Özenli olmasını beklerdim. En azından önlemini almasını beklerdim. Madem böyle. Bütün o Meltem Hanım, hanım da diyorum şimdi. Hiç böyle insanlara böyle hanım bile diyesin gelme. Hanımın anlamı şeydir ya böyle hani. Tabii. Hani naif böyle. Bu ondan sonra yaşandı o zaman. Sizin için son nokta bu oldu öyle mi? Yani ben ondan sonra fark ettim ama... Ha sonra fark ettiniz. Olayların sırasını ben bilemem. Onu Can Bey'e sormak lazım. Hangisi önce yaşandı, hangisi sonra yaşandı. Ama bana sirayet etmesi bu şekilde oldu. Tabii en son nokta oldu. Rahatsızlandığınızı anladınız ama ne arada evet. Kimden ne kaptı? Onu bilmiyorum. Zaten sorgulamadınız bile. Gerek yok dedim evet. Boşandığınızda sordum hatta kolay mı oldu boşanmanız falan diye. Sanırım maddi durum bayağı iyi eşinizin. Evet. 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 Sizi hani daha sonra mağdur bırakacak bir durum olmamış sanırım. Hayır olmadı. Olmamalıydı da. Tabii çünkü herhangi bir şeyin sorumlusu ben değilim. Tabii ki. Tabii ki tabiri caizse söke söke aldım. Ve bunun hani ölçülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani aldığım şey bir karşılık değil ama ödemesi gereken bedeli de ödediğini düşünüyorum. İlla bu anlamda. İlla biraz bir karşılığı olmalıydı değil mi? Konuşmak ister misiniz siz Can Bey'le? Sizi çok sevdiğini söylüyor. Şu mesaj beni etkiledi, siz de dediniz yani tanımıyorsunuz o yüzden. Evet. Hep böyle jestler yahut böyle hani güzel sözler yapar mıydı? Yapardı. Yapardı ruhunuz ama. Ruhunuz okşanırdı ama değil mi şimdi? Tabii ki. Hangi kadının okşanmaz ki değil mi böyle güzel güzel sözler? Tabii Ayşegül Hanım, ben yolda gelirken de birçok şey hatırladım. Yani insan ister istemez güzel şeyleri de hatırlıyor. Hatta zaman geçtikçe kötü şeyler siliniyor insan beyninden. Daha çok böyle güzel anılar anımsanıyor belki de. Tabii ki güzel yaşadığımız güzel günler de oldu. Çok uzun süre evli kaldık. Ve 10 dediğim gibi. 10 yılı falan geçtik dedim. Geçti evet. Geçti ve. Çocuk olayına da girdim. Şimdi emzik hatta o yüzden yani. Siz istememişsiniz. Vücudum bozulur demişsiniz. İşte çok. Yapmasın. Yani öyle bir şey değil bu. Hani istemememin sebebi var. Evet istemedim. Hatta açıkça söyleyebilirim bir çocuğu aldırdım. Ama istememin sebebi vücut bozulması falan olabilir mi? Yani bilmiyorum böyle düşünen kadınlar da var yani. Mutlaka yani. Var. Benim de umurumda olmaz. Ne demek yani hani öyle bir şeye karar vermişsem, dünyaya getiriyorsam tabii. Vücudum bozulsa ne olur, bozulmasa ne olur? Yani can içinden can meydana geliyor. Candan evet. Can çıkıyor yani. Evet, o da öyle hafife indirgenecek bir şey değil benim için. Ama şöyle bir şey var. Dünyaya bir çocuk getirmek de dünyanın en ciddi işi bence. Ne demek? Çok büyük bir sorumluluk yani. Aynen öyle. Çok ciddi bir şey, doğru söylüyorsun. O sorumluluğu almak mı istemediniz? O sorumluluğu almak... Ya da tek almak... başına mı almak evet, istemediniz? Evet, şöyle. Zaten bir takım şüphelerim vardı Can'dan. Yani hiçbir zaman tam olarak en azından evliliğin ilk 2-3 senesinden sonra belki. O birazcık da kendim de bilinçlendikten sonra hiçbir zaman tam olarak güvenemedim. Hep bir şüphem olduğu için de ve o şartlar altında çocuk dünyaya getirip sonrasında o çocuğu da bu ayrılığın veya işte bu gerginliğin, bu yıpranmanın içine ortak etmek bana çok adil gelmedi ve öyle bir karar verdim. Şu anda pişman mısın derseniz değilim. Çünkü gerçekten bir çocuk dünyaya geliyorsa doğru bir yere gelmeli yani doğru bir ortama gelmeli ve o an doğru olmadığını bildiğimiz bir şeyi
nasıl doğruymuş gibi inandırabiliriz ki kendimize? Ama eşiniz, eski eşiniz... Lütfen. Eski eşiniz sizi hala çok sevdiğini ve sizden bir çocuk sahibi olmak istediğini söylüyor.